2 Ağustos, 8 Ağustos. Değerli Oğlak burçları nasılsınız? Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam günlük Türkiye ve dünya gündemi yapıyorum. Burçlarla ilgili ufak tefek notlar veriyorum. Takipte kalabilirsiniz. Değerli Oğlak burçları, iş hayatınızla ilgili takım çalışmanız çok yoğun artacak. Etkinlikleri fazlasıyla yöneteceksiniz. Bahsettiğiniz ve sıkışmış sorunları yavaş yavaş anlamlı şekilde çözeceksiniz. Düşünceleriniz kolaylaşacak, kendinizi doğru ifade edeceksiniz. Doğru uygulamaya ve kendi ruhunuzu doğru noktada bulmaya çalıştığınız için kendiniz doğru güçlü, aktif ve düşüncelerinizi doğru kullandığınızda da parasal hayatınızdaki noktalar artı evreye geçiş yapacak ve kalıcı ve yapıcı işler bizim hayatımıza renk katacak olarak uyarı veriyor. Çok yakın dönemde geçmişe ait yakın dostlarınızla gideceğiniz bir seyahat ya da planladığınız yolculuk size hem güçlenmenizi hem de kendinizi psikolojik olarak daha güçlendirip kendinize barışık bir hale alacaksınız. Eski dostlar, okul, üniversite arkadaşlarımızla bu ara bol bol diyaloglar ve ortamlarda bulacaksınız. Bu da size iyi gelecek. Belki iş arkadaşınız, aile arkadaşlarınız size iyi geleceğini söyleyebilirim. Ama ortaklı iş yapıyorsanız ortaktan kaynaklı zararlar ve bu ilişkimizde eğer sevgiliyle karı koca bir ilişkimiz varsa ortaklı işlerde zararlar var. O yüzden ortağınızla ilgili terslikler ya da ilişkinizle ilgili terslikler iş hayatımıza yansıyacak. Bunu da bir an önce çözmeniz sizin için hayırlı ve aydınlık olacağını söyleyebilirim. Büyük bir kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız binanız, alanınız değişebilir. Yeni bir yapılanmaya gidebilirsiniz ama aynı sektörde, aynı iş kapısında devam edeceksiniz. Farklı bir nokta görmüyorum. Eğer ki kendi işinizi bireysel, serbest bir meslekteyseniz de işlerinizle ilgili aktif konuşmalar, devamlı parasal diyaloglar, devamlı insan iletişimleri ilgili kazanca çevireceğiniz ve bunlar da size artı olarak evreye geçiş yapacak. Mal sahibinizle, ev sahibinizle, kiracıysanız bunlarla ilgili sıkıntılarımız var. Parayla ilgili tartışmalar yaşayabilirsiniz. Bunu tatlılıkla çözün. Ara sıra ataklı ruhunuz kendi kendinize zarar veriyor. Lütfen abartmayın. Söylemlerinize dikkat edin diyorum değerli Oğlak burçları. Bu arada da şöyle bir şey var. Anne kardeşleri, yani anne babamıza ait kardeşler, abi, abla dediğimiz kişilerle de bir kırgınlık ve para kırgınlığı yaşanacak ve uzun soluklu siz haklıyken haksız duruma düşeceksiniz. Kimseyle muhatap olma. Hak neyse razı ol. Eğer fazlasını istersen seni suçlayacaklar. Hiç gerek yok diyorum. Evli olan oğlak burçlarında da güzel bir araç sevinci, anahtar sevinci gerçekleşecek. Anahtar değişimi. Yani aracınızı değiştirebilir, evinizi değiştirebilir, toprağı alıp toprağı büyütebilirsiniz. Bu da böyle güzel size aydınlık yaratacak. Emlak, toprak işiyle uğraşan oğlak burçları için de güzel büyük projelere imza atacaksınız. Hatta ihaleli, mesela mühendisseniz ihaleli bir işiniz varsa hemen çözülecek. Devlette büyük bir beklediğiniz evrak varsa olumluluğu evresi var gözüküyor. O yüzden size güzel kazançlar ve güzel hayırlar var. Bence hiç korkmayın. Yürüyün gidin. Çünkü siz uzun süredir yürüyorsunuz ama para noktanız olmadığı için hareket edemiyorsunuz. Parayı da bütünleştiriyoruz. Parayla birlikte yürüyoruz. Artık bu sorunumuz da hayatımızdan çıkıyor olarak gösteriyor. Evli olan oğlak burçları radikal bir şekilde bu ilişkiyi yürütemiyorum. Boşanma evresi ve artık bıktım, bu kadar sorumsuz, bu kadar dağınık, her şeyi ben yapıyorum ve bunaldım diyenler de radikal ayrılık kararı vereceksiniz. Hatta geçici bir ara ayrı evlerde, sonra da anlaşma noktasıyla boşanma evresine gireceksiniz. Sevgilinizle alakalı uzun süredir belirsiz giden, yani flört anlamındaki belirsiz giden ilişkide netlik ve güzellik gerçekleşecek. Eğer ki iş yerinizde ve yakın çevrenizde etkilendiğiniz biri varsa bununla konuşmanız güzel bir noktaya erişecek ve sevgili olacaksınız. Geçmişe takık oğlaklar, hala geçmişteyseniz evde kalıyorsunuz ya da bekar yaşayacaksınız, bekarlık sultanlık diyorsanız lütfen geçmiş karmanızı, geçmiş probleminizi çözün. Bu size her geçen gün daha büyük bir yara veriyor ve bu yarayı iyileştiremediğiniz sürece de içsel dünyanız biriyle birlikte olmayı kabul etmiyor ve reddediyorsunuz. Bunu bir an önce çözmeniz lazım. Ailevi olarak sorunlardan çok aile içinde baba soyu, dayı soyu, bu soyda aile arasında çatışmalara şahit olabilirsiniz. Ama bunların hepsi mal kavgası yüzünden olacak. Mümkün olduğu kadar bu insanların
laflarını önemsemeyin. Siz hakkınız olan yasal mücadeleyi başlatın, haklarınızı alacaksınız diyorum. Sağlık olarak özellikle göz alerjimiz, diş problemlerimiz ve ayak ağrılarımız olabilir. Kemiklerle alakalı sorunlarımız var ama göz alerjimizde dikkate almamız gerektiğini söyleyebilirim. Borç verdiğiniz ya da uzun süredir borçlu olduğunuz kişiye borcunuzu kapatacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Bu ara evinizde altınınız, mücevheriniz, paranız çalınabilir. Hırsızınız da tanıdığınız gözüküyor. Bu ara gelen çıkanları doğru kontrol edin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.